Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dideral tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Dideral tablet ağızdan alınır. İlacınızın bir kutusu içinde her biri 40 mg propranolol hidroklorür içeren 50 adet tablet bulunur. Dideral, beta blokörler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Dideral'in etkisini vücudunuzda doğal olarak bulunan kalbinizi ve kan damarlarınızı etkileyen bazı kimyasal maddelerin etkilerini durdurarak gösterir. Bu etki kalp atım sayısının azalmasına, kan basıncının düşmesine ve kalbinizin zorlanmasının azalmasına yol açar. Dideral'i şu durumların tedavisinde kullanılır. Önceden var olan bir böbrek hastalığı olmadan veya bilinen herhangi bir nedene bağlı olmayan yüksek tansiyon ve böbrek bozukluğuna bağlı yüksek tansiyonun kontrolünde, kalbi besleyen damarların daralması, tıkanmasıyla ortaya çıkan göğüs ağrısında, akut kalp krizi sonrasında uzun süreli koruma amacıyla, kalp atım bozukluklarının çoğunda kontrol amacıyla, migrenden korunmak için, önceden var olan bir böbrek hastalığı olmadan veya bilinen herhangi bir nedenden bağlı olmayan titremenin tedavisinde, aşırı kaygı durumuna veya kaygıya bağlı olarak kalp atımının hızlanmasının kontrol altına almak için, tiroid hormonlarının aşırı salgılanması ve buna bağlı kriz durumunun tedavisine yardımcı olarak, kalp kasının aşırı kalınlaşarak tıkayıcı bir hal almasına neden olan hastalığın tedavisinde, Dideral tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Dideral'i şu durumlarda kullanmayınız. Etkin madde veya bu ilaçtaki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, sizde kalp atım hızını yavaşlatan bazı bozukluklar varsa, kan basıncınız düşükse, ciddi kan dolaşımı problemleriniz varsa, diyabetiniz varsa, akciğerde uzun süreli hava yolları tıkanıklığı ile seyreden hastalığınız varsa, kalbinizce ciddi bir bozukluk yüzünden oluşan baygınlık, bilinç kaybı varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa, bronşlarda daralmaya neden olan astım hastalığınız varsa veya bronşlarınızda spazm olması gibi bir durum yaşadıysanız, uzun süre aç kaldıysanız, vücuttaki asit baz dengesini bozarak kandaki aşırı miktarda asit birikmesine neden olan bir bozukluğunuz varsa, istirahat halindeyken göğsünüzde sıkışma veya ağrı hissediyorsanız, böbrek üstü bezi tümörüne bağlı yüksek kan basıncınız varsa, Dideral'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Ciddi alerjik reaksiyon öykünüz varsa, kas zayıflığı hastalığınız varsa, kan dolaşımı problemleriniz varsa, hipertiroidizm belirtileriniz varsa, sedef hastalığınız veya sedef hastalığı öykünüz varsa, sigara kullanıyorsanız, kalp yetmezliği öykünüz varsa ve durumunuz ilaçlarla kontrol altında tutuluyorsa, kronik bronşit, amfizem gibi bronşlarda spazm yaratan bir akciğer hastalığınız varsa, size anestezi uygulaması gerektiren bir cerrahi operasyon geçirecekseniz, sizde şeker hastalığı varsa, tiroid bezinden aşırı hormon yapılmasına neden olan bir hastalığınız varsa, kalp atım hızınızı arttıran ya da kalpteki iletim bozan bir bozukluğunuz varsa, böbreklerinizle ilgili ciddi bir bozukluğunuz varsa, karaciğerinizle ilgili ciddi bir bozukluğunuz varsa, göz içi basıncınızda artışa yol açan bir bozukluğunuz varsa, Dideral tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Dideral'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi yorgunluk, uzuvlarda soğukluk, uyuma güçlüğü, yavaş veya düzensiz kalp atışı, el ve ayak parmaklarında kılcal damarlarda dolaşım bozukluğu, yaygın olmayan yan etkisi bulantı, kusma veya ishal. Seyrek yan etkisi kan pulcuklarında azalma ve bağlı deride çürük, burun kanamaları, kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, düşük kan basıncı, ayağa kalkarken baygınlık, yetersiz kan dolaşımından ötürü yürürken bacaklarda ağrı hissedilmesi veya kötüleşmesi, kalp ritim bozukluğunda kötüleşme, deri döküntüsü, sedef hastalığının kötüleşmesi, sedef benzeri deri reaksiyonları, saç dökülmesi, deri altında kanamaya bağlı küçük morluklar, halüsinasyonlar, duygusal değişiklikler, karıncalanma, psikozlar, hafıza kaybı, baş dönmesi, astıma veya solunum problemleri, problemli öyküsü olan hastalarda nefes darlığı yaşayabilir. Gözlerde kuruluk, görme bozuklukları. Çok seyrek yan etkisi, kas güçsüzlüğüyle seyreden miyastani gravis benzeri belirtiler ya da miyastani gravis alevlenmesi. Sıklığı bilinmeyen yan etkileri, kan yağlarında değişiklikler, kan şekeri düzeylerinde değişiklikler, düşük şekeri düzeylerine bağlı nöbetler, kalp damarlarında daralmaya bağlı gelişen göğüs ağrısında kötüleşme, baş ağrısı, depresyon, zihin bulanıklığı, kabızlık, ağız kuruluğu, cinsel dürtü veya iktidarda değişiklikler, eklem ağrısı, gözde iltihaplanma, nefes darlığı, böbrekte kan akımında ve böbreğin süzme gücünde azalma, kanda enfeksiyonla mücadele eden beyaz kan hücrelerinde ani düşüş. Dideral tablet nasıl kullanılır? Yetişkinlerde yüksek kan basıncı yani hipertansiyon durumunda başlangıç dozu günde 2 kere 80 mg yani 2 tablet Dideral olup 1 haftalık aralarla doz hastanın alınan cevaba göre artırılabilir. Normal doz günde 160 ila 300 mg'dır yani 4 ila 8 tablet Dideral'dir. Dideral ile birlikte diüretik yani idrar söktürücü veya başka bir antihipertansif kullanılarak kan basıncının biraz daha düşmesi sağlanır.
Göğüs ağrısı, kaygı durumu, migren, nedeni belirsiz titreme durumlarında ise başlangıç dozu olarak günde 2 veya 3 defa 40 mg verilir ve hastanın alınan cevaba göre 1 haftalık aralarla aynı miktarda artırılır. Göğüs ağrısı, kaygı durumu, migren, nedeni belirsiz titreme de günde 80 ila 160 mg yani 2 ila 4 tablet lideral ve anjina günde 120 ila 240 mg yani 3 ila 6 tablet lideral dozlarla istenilen cevap alınır. Kalpte ritim bozuklukları, kaygıdan kaynaklı kalbin hızlı atışı, kalp kasının aşırı kalınlaşarak tıkayıcı bir hal almasına neden olan hastalık ve tiroid hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı kriz durumlarının tedavisinde ise günde 3 veya 4 kere 10 ila 40 mg'lık dozlarda istenilen netice alınır. Kalp krizi sonrasında ise tedaviye miyokard infarktüsü sonrasında 5 ila 21. günler arasında başlanmalıdır. Başlangıç dozu 2 ila 3 gün süreyle günde 4 kere 40 mg olmalıdır. Bundan sonra hastanın preparatı muntazam olmasını sağlamak için günlük toplam doz günde 2 kere 80 mg olarak verilir. Böbrek üstü bezinde oluşan bir tümörün yol açtığı, adrenalin, noradrenalin gibi maddelerin aşırı salgılandığı bir hastalığın tedavisinde, cerrahi müdahale öncesinde 3 gün süreyle günde 60 mg, müdahale edilmeyen malignant vakalarında günde 30 mg'dır. Uygulama yolu ve metodu ise lideral ağızdan alınır. Bir bardak suyla tableti çiğnemeden yutunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, kalpte ritim bozuklukları, kaygıdan kaynaklı kalbin hızlı atışı, kalp kasının aşırı kalınlaşarak tıkayıcı bir hal almasına neden olan hastalık olan ve tiroid hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı kriz durumlarında ise dozaj hastaya göre düzenlenmelidir. 12 yaşın altında ise günde 2 veya 3 defa 20 mg yani yarım tablet. 12 yaşın üzerinde yetişkin dozu verilir. Yaşlılarda kullanımı, lideral yaşlılarda dikkatli kullanılmalı. 65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda doz seçimi dikkatli yapılmalıdır. Karaciğer, böbrek ya da kalp işlevinin azalmış olması ve birlikte başka hastalıkların bulunması ya da başka ilaç tedavilerinin de uygulanıyor olması durumunda doktorun size özel doz ayarlaması yapacaktır. Gerekirse tedaviye düşük doz ile başlayacaktır ve alınacak klinik cevaba göre dozu ayarlayacaktır. Lideralın saklanması. Lideralı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Lideralı 25 derecenin altında oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.